Sadakat başka, aldatmak başka demişsiniz. Evet. Bunu rica etsem tabii. Bir kere daha izah eder misiniz? Sadakatlik bir karar. Aldatma ise bu kararı devam eden, izleyen süreçte ortaya kaçınılmaz olarak çıkan dürüstlük dışı söylem ve davranışlar. Yani sadakatsizlik dediğim zaman aslında sadakatsizlik mevcut birlikteliğin dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan fiziksel ya da duygusal bir bağ sonucu mevcut birlikteliğin standartlarının, beklentilerinin çiğnenmesidir. Çok basit söylersek. Mevcut birlikteliğin bir standardı var, beklentisi var. Nedir o? Birlikte olacağımız ve başka kişilerin bu birlikteliğince. Bu standardın çiğnenmesine sadakatsizlik diyoruz. Dolayısıyla sadakatsizlik sürekli iyi olan bir şey galiba o. Evet, çünkü evlenirken de onu söylüyoruz vesaire. Hatta ölünceye kadar falan diyoruz. Muhtemelen şimdilerde ölünceye kadar dediğimiz şey aşkın ölünceye kadar olan zamanı tarif ediyor. Eyvah, yani bu kadar mı kısalıyor? Maalesef. Eyvah. Aldatma ise tabii ki bu sadakatsizliği yaptığınız andan itibaren bu sadakatsizliği açıkça aktarmayacağınız zaman bir takım yalanlar, bir takım dürüstlük dışı söylemler ve davranışlar devreye giriyor. Yani sadakatsizliğin niyeti karımı aldatmak değil, bunu demek istiyorum. Ben sadakatsizlik yaparken karımı aldatmak amacıyla taşımıyorum. Dolayısıyla aldatmanın içinde bir niyet taşıyor. Ama sadakatsizlik daha yargısız bir terim. Yani ben beraber olduğum kişiye olan standartlarımı çiğnedim. Bu bir yargısız baktığımızda sadakatsizlik. Evet, ama bunu izleyerek gelen dönem, yani yavaş yavaş yalanların gelmesi, gizlemelerin gelmesi, artık aldatmalar başladı. Ve aldatma sadakatsizliğin kaçınılmaz bir sonucu. Öncesi aldatmak sadakatsizlikle başlayıp aldatmaya mı dönüşüyor? Tabii, yoksa ikisi ayrı, tabii, ayrı da olabiliyor. Aslında ben sadakatsizliği daha yargısız bir terim olduğu için seçiyorum. Sadakatsizlik mi daha kötü, aldatmak mı? Şimdi sonunda tabii ki sadakatsizlik yapıyorsanız ve bu sadakatsizlik türlerine bağlı olarak değişir. Mesela diyelim ki bizim aramızdaki ilişki bitmiş. Mesela benim en zor gördüğüm ilişkiler nedir? Beraber olduğunuz kişi ne gidecek kadar kötüdür ne de kalacak kadar iyidir. En zor vakalar bunlar. Tahmin edebilirsiniz ne demek istediğimi. Yani hep ne gidecek hep var olan. Olmayanı yok diye yani, düşünüyorum. Uzun süren ilişkilerde bazen o noktaya geliniyor, öyle diyelim. Yani ne gidecek kadar kötü, ne kalacak kadar iyi. Dolayısıyla siz oradasınız. Ancak orada tutunuyor olmanız zorlukla oluyor. O sırada siz bu kararı verebilmek için, çünkü çok kolay değil, uzun yıllarınızı vermişsiniz. Yani insanları bir arada tutan şeyleri belki konuşursak onları da söyleyebilirim daha sonra. Ama burada ağırlıklı olarak görmemiz gereken şey bir üçüncü kişinin devreye girmesiyle birlikte kapı açılan bir sadakatsizlik yaşanıyor. Yani kapı açılıyor. Ne demek o? Ben bu ne gitmek gidecek kadar kötü, ne kalacak kadar olan ilişkiden üçüncü bir kişinin aracılığıyla bir karar vererek uzaklaşıyorum. Yani üçüncü kişi aslında bir fasilitatör, kolaylaştırıcı. Yani tuzak mevcut, yani bizi, bir nevi o tür duyguları yaşayan insanlar kişili, hatta bize ne diyor o kişi? Yani o yüzden de mesela bu kişi bu sadakatini saklama gereğini de duyuyor. O böyle bir heyecan değil mi? Istiyor. Aslında insanların hoşuna giden bir şey değil mi o? Yapan kişi açısından mı? Evet. Yani hani doğru, oturup doğru konuşmakta fayda var. Evet. O monotonluğun içerisinde. Ha, çıkmak istiyor tabii. Hayır, bir kahraman yani bir heyecan duyuyor. Bir şey bu Allah aşkına, yani bu insanın doğasında olan bir şey. Bu ayıp bir şey de değil bence. Onu hissediyor olması da aslında, hani diyorsunuz ya, iktidarsız demek cinsellikle bağdaştırılmamalı. Evet. Bence kısa heyecanları yaşamak da sadakatsizlikle bağdaştırılmamalı. Yani ne bileyim. Heyecanı insana böyle bir heyecan, bir hayata bağımlılık falan vermez mi bir şeyler? Heyecanı çak durmadan. Heyecanı yaşamanın hiçbir mahsuru yok. Heyecanı yaşadığımız her şeyi zimmetimize geçirmekte problem. Yani benim heyecanı yaşamak, yani mesela, heyecanla mesela onun benim olması şart değil. Bir şeylerden hoşlanmam, beğenmem, heyecan duymam, onu hayatıma geçirmem ve zimmetime geçirmem anlamına gelmemeli. Bunu yapmaya başladığınız zaman bunun sonu yok. Çünkü her zaman bizi heyecanlandıracak şeyler var. Ama ben tabii ki bunun çok insani bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani sizin sorduğunuz sorunun... Yani siz diyorsunuz ki heyecanlandırmayı yuvayı yıkma noktasına heyecanla, ya da işte o kişiyi hayatımıza alma noktasına, ama belki de o da gerekiyor. Yani İşte gerektiği zaman ona diyorum ki ben kapı açan sadakatsizlik. Çünkü o kişiyi bırakıyor, gidiyor onunla beraber oluyor, evlilik bitiyor. Burada mesela aldatma yok. Ne demek peki istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben şimdi bir üçüncü kişinin varlığıyla, normalde burada dururken yıllar aracılığıyla biriyle ilgi duymaya başlıyorum. Bunu da saklamıyorum. Çünkü aslında karım zaten ya da kocam ilgi duyduğumu, kendisine ilgi duymadığımı biliyor. Üçüncü bir kişinin varlığında ben diyorum ki ilgi duyuyorum. Ve uzun zamandır burada dururken gidiyorum.
Şimdi terk edilen kişi şöyle algılıyor. O girdi ve bizim ilişkimizi bitirdi. Halbuki o girdi diye bitmedi o ilişki. O ilişki zaten bitmişti. O kişinin gelmesiyle birlikte gitme kararı ortaya çıktı. Tamam, burada niye sadakatsiz diyoruz biz bu insana peki? Çünkü elinde sonunda kendisiyle ilgili olarak evliliğin beklentilerini, standartlarını bozuyor. Ama aldatmıyor. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Anladım. Mi? Ben ama burada sadakatsiz hep şöyle düşünüyorum halk olarak. Sadakatsiz insan güvenilmez insan. Sadakatsizlik varsa onun karakterinde, yapısında vardır. Her an her saniye bir başkası çıkmasa da ama her an onlara hazır biridir. Sadakatsizlik bence hiç geçmeyecek bir hastalık gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Ama aldatmayı son derece masum. Hani tam tersi birlik düşünüyoruz yani. Öyle mi? Tam tersi. Kelimelere farklı anlam vermişiz. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Aynı şeyi kelimeleri söylüyoruz. Farklı kullanıyoruz. Hmm. Yani kelimeleri farklı. Çünkü aldatmak dediğim zaman bir niyet taşıyor. Yani ben sizi aldatıyorum. Sadakatsizlik deyince bir eylem yapıyorum. Ve bu eylemin risklerini, yükünü de üzerime alıyorum. Yani kadın için hangisi daha avantajlıdır? Sadakatsiz olacaksa eğer, ikisi de varsa. Bence geride kalan insan için her zaman ikisi de acıdır. Ama burada evet, görmek ama istemediğimiz şey, sadece sadakatsizlik yapılan değil, yapan da acı çeker bazen. Tabii bu demin söylediğiniz bir kişi gibiyse o zaman hiçbir acı yoktur. Ben ona Ayten'in öyküsü diyorum. Çok enteresan. Bakın şöyle, onun tabii Ayten diye biri yok. Ama Ayten gibi pek çok hanım var. Onun için Ayten aslında orada sembolik bir isim. Ayten 50 yaşlarında kocasının çeşitli sadakatsizliklerine yaşam boyu hep boyun eğmiş bir kadın. Kocası evlenmeden evvelki ilk sadakatsizliğini, o zaman beraberler, evliliğe hazır olmamakla açıklıyor. İkinci sadakatsizliği karısının hamile olmasıyla birlikte hamileliğe yeni doğacak bir çocuğa hazır olmamak ve eşine hamileliği sırasında zarar vermemek için başka biriyle birlikte olmayla açıklıyor. Üçüncü sadakatsizliğini çocuk doğduktan sonra çocuk bakımının sorumluluklarını almamayla açıklıyor. Dördüncü sadakatsizliğini orta yaşa geldiği için orta yaş krizinden geçmeyle açıklıyor. Beşinci sadakatsizliğini çocuğu büyüyor, motosiklet kazası geçiriyor. Çocuğun yaşadığı bu acıya verdiği depresif tepkiyle açıklıyor. Altıncı sadakatsizliği ise gerçek aşkı bulmakla açıklıyor. Ayten şimdilerde dul bir kadın. O yani zaman bu noktada bunu görmek istiyorum. Istiyorum. Sadakatsizlik mi daha kötüdür? Aldatan kişi olmak mı? Hangi insan daha sağlamdır yani? İkisi de sağlam değil ama hani İkisi birbirinden ayrı düşünülecek şeyler gibi gelmiyor bana. Yani sadakatsizliğin ardından aldatma geleceği için günübirlik ilişkilerden sonra hani sanki aldatma, belki o insan hani bir gün bundan vazgeçer ama sadakatsizlik bana bir karakter yapısı gibi geliyor. Aynen. Şimdi şöyle bakabilirsiniz. Yani kelimeleri farklı kullanıyoruz ama hiç fark etmez. Yani ben şöyle anlıyorum. Eğer bir karakter yapısı ise tabii ki o zaman çok incitici bir şey bu. Bir kere her şeyden evvel siz yatırım yaptığınız, birlikte olduğunuz, kaç yıllıksa bu beraberlik. Bu beraberlikte aslında sadece ona haksızlık yapmıyorsunuz. Kendi beraberliğinize, o beraberliğinden oluşan ortama. Bunlar çevre olabilir, çocuklar olabilir, bir sürü şey olabilir. Bir kere her şeyden evvel bunların hepsine ihanet ediyorsunuz. Neden? Çünkü sonuç olarak bunu yaparak aslında başkalarına ama da işte bir açıklama. Ama duygularınıza sahip çıkamıyorsunuz. Duygular öyle bir şey ki, biraz evvel onu söylemeye çalıştım ben. Yani diyor ki ya ben böyle bir aşk bulmuşum, böyle bir heyecan bulmuşum. Şimdi İşte oraya gelelim. En başından konuşsaydık, şimdi buraya geldik. Çok güzel bir yer. Aşk bulunan bir şey. Sevgi ise bulunan değil, büyütülen, geliştirilen, özenle bakım verilen bir şey. Aşk bulunan bir şey. Aşkı her zaman bulursunuz. Aşkı bulmaktan kolay bir şey yok. Tamam, o anda onun gözü sevgiyi de görmüyor. İnsanlar aşık olmanın kendisini aşık oldukları kişilerden daha çok seviyor. Yani insanlar aşık olmanın kendisini aşık oldukları kişilerden daha çok seviyorlar. Yoksa farklı zamanlarda farklı kişileri sevmezdik. Karşılaşıyorsunuz, diyorsunuz ki durum ne? Aşığım diyor. Bana anlatır mısın aşkını diyorsunuz. Harika diyor. Hiç diyor benzeri yok. Gördüğüm en hoş adam diyor. Peki diyorum, nasıl bir problem görüyor musun ileriye yönelik? Hayır. Bir yıl sonra karşı ne oldu diyorsunuz büyük aşkınıza? O değilmiş diyor. Ama diyor şimdi bu seferki kesin diyor. Şimdikini anlatır mısın? Olağanüstü, bambaşka. Hiçbirine benzemiyor. Sonra iki sene sonra, bir sene bile sürmüyor. Altı ay sonra soruyorsunuz. Ya diyor şimdi bana kızacaksın ama. O değil ama bu seferki kesin. Buradan neyi anlıyorum ben? Şunu anlıyorum. İnsanlar masallarının kahramanlarından vazgeçiyorlar. Ama masallarından vazgeçmiyorlar. Çünkü biz o duygunun kendisini seviyoruz o insanlardan çok. O duyguyu belli bir kişiye belli bir zaman diliminde veriyoruz. Ve onun adına aşk diyoruz. Tamam. Onun adına aşk diyoruz. O zaman şimdi ben 30 yıllık, 20 yıllık, 15 yıllık, 5 yıllık evliliğimi sevdiğim, bir sürü emek verdiğim. Çünkü evliliği ayakta tutan ne? Aşk değil. Aşk geçici bir şey. Sevgi. Sevgi. Peki sevgi ne? Sevginin içinde ne var? Emek var sevginin içinde. Evet. Değil mi? O kadar çok şey var ki o emek, emek yıllar. O emek ama yalnız orada insanı anne konumuna da koyabiliyor bazen. Şunu demek istiyorum. Hı. O aşkı hissediyorsun. Evet.
diyorsun ki tamam sevgi diyorsunuz ki aşk sevginin önüne geçemez. Geçemez demiyorum. İnsanlar böyle bir tercihi yapmamalı ama diyorum. Ama aşıkken bir insan o sevgiyi fark edemiyor bence. Güzel. Ne zaman ki o aşk yavaşlamaya başlıyor, heyecan monotonlaşmaya başlıyor. Ne zaman ki o aşk yavaşlamaya başlıyor, heyecan monotonlaşmaya başlıyor falan. O zaman sevgiyi hatırlıyorlar. Ah benim karıcım diyor mesela. Güzel. Bu durumda bir erkek gerçekten peygamber sabrı olması lazım. Hayır, ben bunu geçici yaşıyorum. Benim karımın bana verdiği emek, benim karımın bana verdiği sevgi, saygı, çoluk, çocuk bunların hiçbirisini bu aşka harcayamam diyebilecek kaç kişi var acaba? Benim karımın bana verdiği diye bakarsanız yok. Benim karıma verdiklerim diye bakarsanız var. Bu aile için veren tek kişi değil. Yani karşılıklı bu birlikteliği sağlamak için iki kişi de veriyor. Sizin söyleyeceğiniz hiç olacak bir yani, şey değil. Yani ben olanını görüyorum. Ben bu kadar emek yani, ya mutlaka vardı. Olmayanı da görüyorum, olanı da görüyorum. Biz daha çok olmayanını görüyoruz. Çünkü olmayanlar bize geliyor. Bakın şöyle düşünün. Siz şimdi popüler bir insansınız. Beğenilmekten kolay ne var ya? Yani beğenilmek insana hoş duygu verir, keyif verir. Ama sevmek yani sevilmek hoş bir duygudur, keyif verir. Sevmek ise cesaret ve emek gerektirir. Dolayısıyla sevmenin bir bedeli var. Sevilmiyor olmanın da bir bedeli var. İnsanlar şöyle yapsın ya da böyle yapsın demiyorum. İnsanlar yaptıkları şeyin bedelini ödemeye göze aldıkları müddetçe insanlar her şeyi yapabilir. Öyle demeyin Mehmet Bey. Bir taraftan kalbim çarpıyor, ölüyorum. Gece gündüz onu düşünüyorum, sabah kalktığımda onu düşünüyorum. Ne giyeceğim, bugün onunla nasıl buluşacağım i̇şte, derken. Kusura bakmayın. Çünkü aşk normal insanlar. Şey diyemezsiniz yani. Ya ben bu evliliğe çok emek verdim. Ben bu evliliğe la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 . O yüzden bunu boş verelim. Ya neresi biliyor musunuz? Çünkü diyemez. Ben deyin demiyorum. Nasıl diyebilirim ki başkalarına ne diyeceğini? Ben hiç öyle bir şey demiyorum bakın. Benim dediğim şey, bunu demek. Evet. Hep orada olmak anlamına gelmemeli diyorum. Yoksa bunu diyemezsiniz tabii ki. Yani demin ne dedim? Yenilik, yeni bir insan, kendinizi beğenilme ihtiyacı, kendinize izin veren düşünceler, bunu herkes yapıyor gibi. Pek çok şey odak orada. Odak olmayı farklı. Başarmak. Aynen, çünkü burada bütün mesele, bakın zevk şu, esas beceri şu. Herkesin beceremediği bir şeyi beceriyor olmanın getirdiği keyif, herkesin yaptığı sıradan bir şey. Ama hepimiz pürüzsüz elmas değiliz. Çizikliyiz hepimiz. Hepimizin çizikleri var. Yani ben bunu siz yaptım başkaları. Siz kaç yıldır evlisiniz? Ben çok maşallah. Uzun bir evliliğim yok. 8 yıllık bir evliliğim var şu anda. Ama şunu terzi söylemeye çalışıyorum. Tabii ben başka insanların yaşadıklarından muaf değilim asla. Ama şunu demeye çalışıyorum. Çizik bir elmas, sıradan bir çakıl i̇lk taşından evliğiniz hala. Mi? Bir dakika hazır yakalamış. İlk evliliğiniz mi? Ha, benim ilk eşim İngiliz'de. Hala İngiliz ama eşim değil. İkinci evet. Evliniz. Bu ikinci evliliğim. Kaç evet. Çocuk var? Evet. İki ilkinden, iki şimdikinden 4 tane çocuk. Ay çok hoş. Allah daim etsin inşallah. Maşallah. Yani ama öğreniyoruz işte hepimiz. Yani tabii yıllar canım, geçtikçe bunları söylemek demek yani, yapabiliyor olmak evet, demek. Anlamına gelmiyor. Bunlar bizim yapmadıklarımızı söylüyoruz. Yapamadıklarımızda, yaptıklarımızda hiç kimsenin diğerlerine olan, insana ait olan hiçbir şey bana yabancı değil. Yani insanların yaptığı her türlü negatiflik benim de yapabileceğim bir negatiflik. Bunu potansiyel olarak kabul ederim. Ancak bunu yapmamaya çalışmanın bir erdem olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yaparım yapamam. Yapmakla yapmamak arasında 99 tane rakam var. Hiç yapmamak 0, tam yapmak 100 ise hayat 0 ile 100 arasında bir yer. Yüzde kaç oranında kişi aşkı tepip emeğine gider? Tahmin. Yani bilmiyorum. Tahmin. Yani bu hangi yaşta olduğuna, hayatı fark ne kadar anladığı yok ama fark etmez değil. Çok farklı. Mesela bir gençken ki. Çok farklı bakış açınız. Orta yaştayken çok farklı. Yıllar geçtikçe çok. Siz 10 yıl evvelki Hülya Hanım mısınız? 15 yıl evvelki Hülya Hanım mısınız? Değilsiniz. Değilim tabii ki. Hiçbirimiz değiliz. Ama bir tek politikacılar öyle. Çünkü onlar diyor ki ben 15 yıl evvel ne dediysem şimdi aynı şeyi söylüyorum. Altına imza koy. Ben de onlara diyorum ki o zaman sen 15 yılda hiçbir şey öğrenmedin. Hiç dünyada. Güzelmiş. Yani hiçbir şey. Yani güzel. Hepimiz öğreniyoruz bazı şeyleri. Öğrendiğimiz için de bu öğrendiklerimizi hayatımıza bir ekleme yapabilirsek hayatımızın bir öyküsü oluyor. Çünkü hayat bir acılar zaman zaman. Kaçınılmaz olarak size yazdım kitabın girişinde de var o. Yani kaçınılmaz olarak acılar var. Ama önemli olan acı çekmekten daha önemli olan acı çekmeye değer bir yaşam öyküsü oluşturabilmek. Yani hepimiz acı çekeriz ama acı çekmeye bir değer bir yaşam öyküsü oluşturabiliriz. O da şöyle oluyor. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben bu değerli ilişkiye ve sevgiye değer ver şey zarar vermeden burada o aşkımı gizli gizli yaşayayım. Onu da bırakmaya cesaret edemiyor çünkü. Edemiyor insan. Bunu da bırakamıyor çünkü bu gerçekten garip bir duygu. Doğru. Yani ve birçok insanı hayata bağlayan bir duygu. Evet. Dolayısıyla ben onu yaşayan insanın gerçekten yani dedim peygamber olması lazım onu
tepmesi geçici olduğunu düşünüp bu tarafa zarar, o da aldatmak oluyor işte. O da aldatmak oluyor. Üç bacaklı oluyor diyorum ben ama. Ben değişik değişik biçimleri var. Mesela deminkine kapı açan sadakatsizlik dedik. Bunun adına üç bacaklı diyorum. Üç bacaklı normalde bir ilişkinin iki bacağı var. Yani partnerler iki tane bacak. Bir süre sonra hatta bunun esprisi var. Evliliğin zincirleri o kadar ağır ki iki kişi olarak taşımak zor geliyor. Onun üçüncüyü aldım diyenler var. Yani zincirler ağır gibi geliyor. Öyle de bakabiliriz. Ama mesela üç bacaklı aldatmada bu bacak, iki bacak bu masayı taşımıyor artık. Üçüncü dışarıdan bir bacağa ihtiyaç var. Bir anlamda iki tane partneri olan kişi, öyle iki insandan... Öyle olmadan da Mehmet Bey, evet. Öyle olmadan da oluyor. Özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Yani mutlu, eşiyle evet. De mutlu. Doğru, evet. Ama öyle bir şey çıkıyor ki bir anda karşısına pat diye... Güzel. Belki de uyarılıyor, kadınlar da az değil yani. Tabii. Dolayısıyla... Az değil değil, ben şunu özür dileyerek söylemeliyim ki hep bana şunu soruyorlar. Erkekler mi çok aldatıyor, kadınlar mı? Allah Allah, bu nasıl bir soru ya? Yani erkeklerin aldattığı kişiler kim? Kadınlar. Kadınlarsa aldatan da, erkek kadar aldatan kadın var. Yani. Ya da orada bir grup kadın var, bekar, ellerini kaldırmışlar, bekliyorlar. Ey evli erkekler, bir gün aldatmak isterseniz biz buradayız diyor. böyle bir şey olamayacağına göre...